Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı, güzel bir lezzetle beraber olacağız bugün. Tarifimize geçmeden önce günün sözünden başlayalım. Bugün günün sözü olarak ünlü üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten bir söz seçtim. Ünlü üstad diyor ki, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu. Ben bu sözü çok sevdim. Günümüzde arkadaşlık, dostluk daha önemli bir hale geldi. Onun için kısa gün için, çıkar ilişkileri için arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybetmeden sarılalım, onlara sahip çıkalım. Şimdi tarifimize geçelim. Bugün sizlerle tavuk tandır yapacağız. Tarifimize başlayalım. Evet, öncelikle malzemelerimizi tanıtalım isterseniz tavuk tandır için. Öncelikle tavuğumuzu parçalamaya başlayacağız. Sizlerin de bildiği gibi tandır kemiksiz safi etten oluyor. Onun için buradaki amacımız bizim tavuğun kemiklerini etlerinden ayırmamız. Şimdi başlayalım. Öncelikle kanatlarını keseceğiz. Çok fazla göğüse dalmadan kesiyoruz. Evet, çıkarttık kanatlarımızı. Şimdi güzelce kemiklerini etlerden sıyıracağız. Tabii mümkün olduğu kadar etleri kemiklerden ayırmaya çalışacağız. Burada mümkün olduğu kadar etleri kemiklerden ayırmaya çalışacağız.
Evet sevgili dostlar, ben kemiğini çıkarttım. Sadece butlarda kaldı. Onları da açacağım şimdi. Evet sevgili dostlar. Bütün kemiklerini ayırmış olduk. Bunlarla güzel bir çorba yapacağız tabii ki. Bunları bu şekilde atmıyoruz. Onları şu tabağa koyalım. Evet, şimdi safi et olarak tavuğumuzun parçaları kaldı. Hatta şurada kalan yerleri de inceltelim. Yine bu taraftaki göğüste de bir kalan kısım var. Onu da inceltelim. Evet. Şimdi salçamıza birazcık yağ katacağız. Sarımsağımızı yine atacağız. Sarımsağımızı da şöyle yapalım. Parçalar varsa onları da tekrar bir hamle daha yapalım. Tamam. Şimdi bunu bir güzelce macun haline getirelim. Yağ ve salçaları, bir de sarımsak eklemiştik. Evet, macunumuz hazır sayılır. Tabi birazcık kesik kesik şey yapalım, işleri de güzelce pişsin diye ve aynı zamanda sosları da içine alsın diye. Biraz da şöyle yapalım. Şimdi diğer baharatlarımızı atalım. Biberimizi atıyoruz. Karabiberimizi atalım. Tabi bunlar hani kendi damak tadınıza göre az veya çok olabilir. Yine hani kimyon da yine sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Hani atmaya da bilirsiniz. Güzelce bir
Bunları yedire yedire güzelce birazcık masaj yapacağız. Ben tahtamın üzerine streç serdim ki çok batmasın diye. Siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet. Bir miktar da tuz atacağım ben. Evet, tuzumuzu da atalım şöyle. Bunları da getirelim. Şimdi sevgili dostlar, etimiz hazır. Bunu ne de pişireceğiz? Bunu kavanozda pişireceğiz. Kavanozumuz da yanımızda. Evet sevgili dostlar, kavanozlarımıza yerleştirdik. Üzerlerine bir yemek kaşığından daha az bir miktarda tereyağı atıyoruz. Pişirme kağıdı ağızlarına kapatıyoruz ve kapaklarını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz pişmek için hazır. Evet sevgili dostlar, ...200 derece ısınmış fırında ...1 saat 10 dakika pişecek. Ben yerleştiriyorum tavuklarımı. Yağı aktığında tepsiyi de kirletmesin diye bir yağlı kağıt tepsiye, yine alttaki tepsiye koydum. 1 saat 10 dakika sonra bakalım nasıl olacak. Heyecanlandım ben de. Sevgili dostlar, 1 saat 10 dakikadır pişiyor tavuk tandırımız. Şimdi fırından alıyoruz. Daha hala fıkır fıkır kaynıyorlar. Sevgili dostlar, bir 15-20 dakika kendilerine gelecekler. Ondan sonra açıp servis yapacağız.